Merhaba TV Gamers takipçileri, Salı Face 11. bölüm. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum dostlarım. En son Salı Face'te burada kalmıştık. Bir önceki bölümde enteresan yerlerdeydik yine. Şeytan neydi? Değişik bir isimli bir şeytan vardı. Oradaydık ve eski yaşadığımız binaya geldik ama artık üniversite çağındayız. Addison apartmanında. Bay Addison uzun süredir bu odada saklanıyordu. Eminim ki bu kutularda neler olduğunu kendisi bile hatırlamıyor. Muhtemelen ailesi yaşıyorken gelen şeylerin, buraya gelen şeylerin kutulanmış hali. Evet, bazıları eski kıyafetler, eski kol saatleri, yemek kitapları. Sadece bir sürü eski önemsiz şey. Larry? Ne? Terence'ın şeylerini mi kaçırdın? Evet dostum. Nasıl yapmayayım? Adam odasından hiç çıkmıyor. Ayrıca burada kült veya gizli şeyler var mı yok mu diye de garip şeyler var mı yok mu diye bakmaya geldim. Emin olmam gerekiyordu. Ama her şey normal. Sıkıcı yaşlı adam. Tamam. Yeterince mantıklı sanırım. Şimdi odayı biraz da Salı Face olarak inceleyelim bakalım. Herhangi bir şey var mı? Yok herhalde. Tamam, çıktık. Tamam da. Addison'un odası buradaymış. Günaydın genç baylar. Siz ikiniz bu güzel günde nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Ben harikayım. Binada her şey huzurlu. Tabii ki sevgili Sal Fisher'ı yanımızda göremediğimiz için üzgünüm ve Larry de gittiği için üzgünüm, üzülüyorum. Burayı ben de özlüyorum. Ama Bodrum'dan çıkmak da açıkçası iyi oldu. Ayrıca biz çok uzakta değiliz, sadece aşağı yoldayız. Anlıyorum. Genç bayanlar şimdi büyüyor ve hayatlarını bir sonraki aşamasını hazırlıyorlar. İkiniz için de heyecanlanıyorum. Biliyor musunuz? Size en iyisini gelmesini dilerim. En iyi şeylerle karşılaşmanızı dilerim. Gerçekten hak ediyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler Terence. Acaba tekrar konuşsak bir şey, farklı bir şey. Tamam, sonra tekrar konuşuruz. 102 numarada ne var? Neden Rosenberg'in eşyalarını burada bıraktılar? Bu yaşlı bir kadın vardı ya, oranın evi, onun evi. Şu kedi tablosundan hatırladım. Addison onun tatilde olduğunu ve geri döneceğini düşünüyor. Bunun olacağını sanmıyorum.
sürekli bu sandalyede oturduğunu, süper yaşlı sandalyesi falan bir şeylerden bahsettiler. Bence bir cadıydı, şeytan ya da yaratık, uzaylı. Bence cadı olabilir. Çünkü bir kere o süper girboyla şey yapmıştık. Bu mantıklı olurdu gerçek güçleri olsaydı. Rosenberg neden bu küçük dairedeki eşyaların üstünü kapatmış ki? Belki yaşlıydı ya da belki de yeni bırakmıştı. Eğer güçlerim olsaydı asla emekli olmazdım ve her türlü belaya girerdim. Bunu biliyorum. Bu eski sandalye hakkında... Burada süper girboydan herhangi bir sinyal var mı? Hiçbir şey. Peki. Bu tarafa doğru. Hop, bir şey aldık. Ha? O da ne? Bir diş. Dostum, direkt onu elinle mi aldın? Sadece orada bırakmayacağım. Belki de bir yerlerde bir işime yarayabilir. Birinin dişine ne için ihtiyacımız olabilir ki? Merhaba, ben Sally Face ve bu da benim arkadaşım Larry. Nokfell kasabasında paranormal ve gizli faaliyetleri araştırıyoruz. Garip her şeyin olabileceği ve gerçekleştiği yerde... Tamam. Sen kazandın. Evet. Buradan da çıktık. Rosenberg'den de çıktık. 101 mi var? Bayan Gibson. Evet. Ne istiyorsun Sel? Ah. Niçin buradasın? Hey, Bayan Gibson, biz... Evet, bu yeterliydi. O bayan kesinlikle ikinci. O 101 numaradaki kadınla zaten hiç konuşamadık ki, evet. Asansörümüze binelim ve... Şimdi... Bodrum kata gidelim bakalım. Buralarda herhangi bir şey var mı? Aha, bir diş daha. Diğer diş. Evet. Bu da demek oluyor ki dostlar, bütün her yeri elimizden geldiğince inceleyeceğiz. Kahretsin. Bu sabah etrafa bakınırken anahtarı bir yerlerde düşürmüş olmalıyım. En son ne zaman sendeydi? Hiçbir fikrim yok. Cebimde olduğuna yemin edebilirim. Eminim bir yerlerde buluruz. Buranın anahtarını da kaybetmiş sevgili Larry. Buralar aynı seneler önce bıraktığımız gibi. Bir diş mevzusu var. Şöyle devam edelim. Burada uzun süre yaşadıktan sonra tekrar buraya gelmek biraz garip. New Jersey'den ayrılırken ben de aynı şekilde hissetmiştim. O zaman oradan ayrılmaya ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden daha sonrasında
Bunu yaptığım için memnunum. Evet, dürüstçe söylemek gerekirse seninle ve Todd'la olmak harika. Bunu bekleyemezdim. Evet, ben çok ileri gitmediğimi biliyorum. Ama bazıları için hala biraz üzülüyorum. Bu büyük bir seçim Larry. Bu konuda biraz duygusal hissetmen sorun değil. Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Etrafa bakmaya devam edelim. İlk zamanlarda gelirken bir dakika dur. Larry'nin annesinin odasına girmedik. Larry'nin odasına girmedik. İlk zamanlarda dur, önce şunu söyleyeyim. Geldiğimizde bu odaya geldi, mutfağa geldiğimizde bir kırmızı bir şeytan gibi bir şey vardı. Ya bizim oda mutfağımızdaydı. Ya bu zemin katı mutfağındaydı. Bakalım ya, bir bağlantı çıkacak, bir olay çıkacak ama nasıl bağlanacağını açıkçası çok merak ediyorum. Masken olmadan, hatırlıyor musun masken olmadan seni ilk gördüğüm zamanı? Nasıl unutabilirim? Yüzün çok bitkin görünüyordu. Burnun kanadığı için çok endişeliydin. Kendimi kötü hissettim. Evet, ama sonra bir kez daha sana iyi olduğumu söyledim. Neden ağladın? Çünkü uzaklara bakmadın. Çünkü bakmadın. Dışarıda çıkabiliyoruz. Her yer açık şu anda. Bakalım buradaki ağaç evde bir şeyler var mı? Gözümüzden hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Hala babamın bizi terk ettiğine inanmıyorum. Böyle, gerçekten böyle hissetmiyorum. Ben bilmiyorum. Benden sakladığın bir şey olduğunu biliyorum Seal. Babam hakkında bir şey. Sır tutmakta berbatsın. Sorun değil dostum. Sana güvendiğimi daha önce de söyledim. Eğer benden bir şeyi saklıyorsan, eminim ki bunu yapmak zorundasındır. Tamam. Ona yalan söyle, ona doğruyu söyle. Şimdi ara verdiğimiz için buradaki söylediğimiz yalanı tam net bir şekilde hatırlayamıyorum ama sanki bir kadınla beraber kaçmış mıydı? Ona doğruyu söyleyelim. Doğruyu bilmeye hakkı var. Benim de hakkım var. Bak, bunu senden saklamak zor oldu. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığından emin değilim. Seni üzmek istemiyorum. Fakat bence baban benimle bir şekilde temasa geçti. Ne? Gerçekten onun olup olmadığını bilmiyorum. Emin değilim. Bu yüzden sana söylemedim. Ayrıca seni güvende tutmamı ve
seninle ilgilenmemi söyledi. Gerçeği bilseydin seni tehlikeye atacağını söylerdi. Atmamamı söylerdi. Tabii bunları söyleyen eğer babansa o zaman iyi. Onun %100 insan olduğunu da sanmıyorum. Ama önemli olan şu ki sizi terk etmedi. Sanırım hani bir hayaller görüyorduk böyle bir sembol gibi bir şey böyle sadece ünsüz harfler olan bir konuşma şekli vardı diye böyle gidiyordu. Sanırım o mu acaba Larry'nin babası olarak nitelendiriyor Sally Face? Göreceğiz. Kültü durdurmak seni ve Liza'yı korumak için kendini feda etti. İkinizi de her şeyden çok sevdi. Neden insan olmadığını düşünüyorsun? Bunu açıklamak zor. Ama sanırım baban bir yaratık ya da onun gibi bir şey. Kendi gezegenini bir şekilde kaybettikten sonra buraya düştü. Açıkçası ben bu şekilde bir bilgi sahibi, bu bilgiyi nereden öğrendiğimizi bilmiyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum hiç buna benzer bir şey. Kız kardeşi Evelyn ile birlikteydi ama kazada öldü ya da kayboldu. Ya da onun gibi bir şey. Ona ne oldu hakkında pek emin değilim. Bütün bunlar hakkında bir şey söylemeyecek misin? Biliyorsun, babamı bir kahraman haline getirmek için çılgınca bir hikaye uydurmak zorunda değilsin. Hadi bakalım. Ve yaratıklar, gerçekten mi dostum? Bu senin hikayen işe yaramaz. Doğruyu söylüyorum Larry. Sana yemin ederim. Tamam dostum, tamam. Bunu şimdilik bırakabilir miyiz? Tamam. Ama daha sonra bunun hakkında konuşacağız. Bunu uydurmuyorum. İlginç. Hem de çok ilginç. Burada sadece bu konuşma varmış, başka da bir şey yokmuş. Ama biz de bazı şeyleri öğrenmiş olduk. Ben bu tarz bilgileri nereden öğrendiğimizi bilmiyorum. Herhalde büyüme sürecinde öğrendiğimizi düşünüyorum. Hani bir araştırma süreci vardı ya. Tamam. Buraları inceledik. Şu stereo diyor ama. Lan müziği değiştirdik. İğrenç bir müzik çıktı değil mi? Bir de annemizin odasına bakalım. Liza'nın eski odası. O. Birinci diş, ikinci diş. Daha 5 tane var. Apartmanı araştır. Apartmanın her yerini araştıracağız. Neyse müzik değişti. O iğrenç müziği dinlemek istemiyordum zaten. Şimdi artık ikinci kata gidebiliriz. En baştan başlayalım ya. 201'den. Pakerton'un... Ooo, Pakerton. Adamım hala burada duruyor. Evet.
Koltuk değişmiş. Gearboy burada bir şeyler okuyor mu? Hayır, keçi bile saklanmış. Tanrım, yapamam. Neyi yapamayacağım lan? Bu tarafta da yatak odaları vardı. Makine hala duruyor. Yalnız burada bir şey yok, böyle bir şey yoktu. Burada halıda bir yırtık var. Bunu elle çekmem gerekiyor. Packerton'un cesedinin, Bay Packerton'un cesedine ne yaptıklarını merak ediyorum. Öğle yemeğinde et servis edilmedi. İleri iğrençsin. Evet. Edilmedi. Midem bulandı be. Ha, elimle çekemem. Tamam. Elimle çekerim diye kodumda ben. Elimle çekemem. Burayı çekecek bir şey lazım. Peki. Burası dağılmış. O adamların gerçek polis olmadığını bilmeliydim. Onlar hakkında garip hislerim var. Nasıl sadece ikisi bu yeri bir gecede temizlediklerini bilemiyorum. Bayan Sanderson öldüğünde de polis gibi davranan kesinlikle aynı adamlardı. Sabah ayrıldıklarını gördüm. O sarı bıyıklı, böyle hakaret içerikli konuşan bir abi vardı. Bir de zenci bir dedektif vardı. Ha? İkisi. İkisinde mi sıkıntı var acaba? Onları gördüm. Hatırladın mı? Evet. Belki de bu yüzden gece geldiler. Çünkü onları bir şekilde tanıyacağımızı biliyorlardı. Todd hala gerçek kimliklerini anlayamadı, değil mi? Hayır. Ama onlardan birkaç hafta önce onlardan birinin kiliseye gittiğini gördüm. Sana yemin edebilirim. Şimdi her gün bir gözüm orada. Bir sürü toplantı yapılıyor. Bu normal bir kilise meselesi gibi toplantılar veya belki de değildir. Bir şey de olabilir. O kilise bana her zaman sürüngenleri verdi. Ben küçükken tatil için birkaç kez Hill Kilisesi'ne gitmiştim. Todd'la bazı gizli kameralar ve ses kaydediciler kurmak için konuşmuştuk. Bir ara kontrol edelim. Süper. B artı E. Larry az önce süper işte aşağıda bekliyorum B artı E dedi. SD B artı E'yi soruyor. Kırıp girmek. Hadi ama dostum. Oo tamam. Bu
bu tarafa gitmiştik değil mi biz? Evet, gitmiştik tamam. Todd's parents, please. Sally Face ve Larry Beer. Bu ne güzel bir sürpriz. Merhaba Janice. Merhaba. Sizi buraya getiren nedir? Sadece merhaba demek. Merhaba. Oh, merhaba. Hi. Kadının kafa 1 milyon zaten. Ama belki de doğruyu söylesek. Bu çocuklar birlikte tuvalete gittiler. Greg? Burada mısın? Merhaba. Süper Gearboy herhangi bir sinyal yakalamadı. Hop, bir dakika, bir şey buldum. Ha, üçüncü diş. Bak, dişi görmemiştim ha. Dostum, hayır. Yo, bir dakika, bu ne ya? 3 numaralı diş ama bu görünmüyor. Yanmış. Allah Allah. Todd'un odası kilitli. Pardon, Todd'un ebeveynlerinin odası. Todd'un odası burası. Bu ne be? Aha, Allah! Kadının keşi olmasını... Ulan! Merhaba çocuklar. Larry, daha fazlası için mi döndün? Süper Ray, teşekkürler. Merhaba Bay Morrison. Sel, bahçemizi gördün mü? Ne düşünüyorsun? Şimdi süper mi diyelim, ne diyelim? Biraz fazla mı diyelim? Fazla diyelim ya. Ha? Adam bildiğin ticarete giriyor herhalde. Evde ot yetiştiriyor. Kadının neden böyle şaşkın şaşkın baktığı belli. Ha, her zaman çok şakacısın. Seni bu yüzden seviyoruz Sal. Biliyorum. Todd eski yatak odasını bir bahçeye dönüştürdüğümüz için bundan pek hoşlanmadı ama bunun bizi mutlu ettiğini biliyor. Mutlu eder tabii. Kafa 1 milyon. Ayrıca kalbimizdeki Todd'un oluşturduğu o boşluğu dolduramayacağımızı biliyor. Böyle sevgi dolu ebeveynleri olduğu için çok şanslı. Ve böyle iyi arkadaşları. Hepinizle gurur duyuyorum çocuklar. Gurur duyuyorum. Oğlum şaka mısınız ya? Dur bakalım Ray ile tekrar konuşabilecek miyiz? Şaka gibi ya. Oğlum kadının kafa 1 milyon ha. Hayalet sorabilir miyiz? Soramazmışız. 203 numara. Burada bir diş olur mu? Hop, burada bir şey var. Bıçak var. Bununla şeyi açabilirim. Zemin katta bir şey vardı ya. Bence bununla açabilirim ama önce 204'e de bir bakalım. Haberlerde Charlie'nin serbest bırakılacağını söylendiğini gördün mü? Burası Sally Face ve Larry'nin yaptığı olaylar sonucunda ilk bölümde yakalattığımız adamın evi. Biliyorum,
Ama bu gerçek Charlie değil. Şimdi nerede olduğunu düşünüyorsun? Yani gerçek Charlie'nin. Büyük olasılıkla tarikat onu elinde tutuyordur ya da onu öldürmüştür. Belki de Bologna yaptılar onu. Ah, bu herifle anlaşamıyorum dostum ama yine de Bologna olmayı hak etmiyor. Charlie biraz tuhaftı ama iyi biriydi. Katil olduğunu düşünmeden önce onu sevmeye başlamıştım. Adamım, onu mahvettik değil mi? Bu bizim hatamız değildi. Biz bilemezdik ve bunu ve onu kendi gözlerinle öldürdüğünü gördün. Hadi bakalım, şimdi leri dökülecek. Hala bu konuda kabuslar görüyorum. Evet, Charlie'nin evinde ışık var yalnız bu tarafa doğru. Yok değil mi hiçbir şey? Karanlık gibi. Şu odaya daha önce girdik mi? Banyoya. Evet, burayı tamamen burayı tamamen gezdik. Ben şimdi açıkçası bodrum kata gitmek istiyorum. Çünkü bıçak gibi bir şey buldum ya. Merak ediyorum açıkçası. Burada yalnız kameralar da çekiyor bizim buraya girdiğimizi. Yani şuradaydı galiba. Bir dakika ya. Şey. Yo bir dakika, burada değildi. Ha, birinci odadaydı, birinci odada. Adamın yatağının altında çıkmıştı, tamam. Allah Allah. Zemin katta değildi ki, birinci kattaydı. Birinci kattaydı. Çünkü o adam öğretmenin odasındaydı. Birinci kattaydı değil mi? Rosenberg değil. Gibson değil. İkinci kat. Benim kafam karıştı ya. Parkerton'un eski evi. Tahmin ettiğim gibi. O neymiş be? Hayda. Şifre. Tamam, buraya bir şifre gireceğiz. Buraya bir şifre gireceğiz. Bıçağı da bırakmadığına göre. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Şurayı acaba yırtabiliyor muyuz? Yok. Tamam. İkinci katı gezdik komple. Sıra üçüncü katta. Beşinci katta sürpriz şeyler bekliyorum. Üçüncü katta pek bir CJ. Merhaba çocuklar, nasıl gidiyor? Yo. CJ, bu gece bir parti mi yapıyorsun? Hayır, ama Z ve Sierra daha sonra geliyor. Eski zamanlar gibi olacak. Siz ikiniz de buna uğramalısınız.
Kulağa süper geliyor. Bunu aklımızda tutacağız. Süper, süper. Bu mudur yani? CJ ile konuşma bu. Yok değil mi arka fonda herhangi bir şey? Peki. Bu kilotlu... Allah'ım ya. Merhaba Sel. Merhaba Larry. Nasıl gidiyor? Merhaba David. Biz sadece herkesi kontrol ediyoruz. İşler nasıl gidiyor? Şu anda çok fazla konuşamam. Sarah kendini iyi hissetmiyor. Görüyorsun, ona bakmam gerekiyor. Bunu duyduğuma üzüldüm. Umarım yakında iyileşir. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa biz buralardayız. Teşekkürler gençler dedi. 301, 302. Şu iki kata daha. Aha, bura niye açık? Önce buraya girmek istiyorum. Oha, Chuck evlenmiş mi? Merhaba çocuklar. Merhaba Sel. Merhaba Larry. Ulan küçük çocuğa bak. Oğlum bu ikisi evlenmiş mi? Chuck yedi orada bolognaları. Siz ikiniz her zamanki gibi iyi değilmiş gibi görünüyorsunuz. Bazı şeylerin değişmeden gördüğüme sevindim. Gizli davalardan birinin peşindesiniz herhalde yine. Size söyleseydik bu bir sır olmazdı. Öyle değil mi? Sanmıyorum. Siz ikiniz nasılsınız? İyiyiz. Bilirsin işte, inişli çıkışlı. Ama genel olarak iyiyiz. Evet. Sen nasılsın Sel? Seni bir süredir görmedim. Okulla çok meşgulüm Chuck. Ailenin taşındığını duydum bu arada. Birkaç ay önce ayrıldılar. Burada çok kalabalık bir aileydik. Bir de hiç gizlimiz saklımız kalmamıştı. İyi oldu. Size daireyi bırakmaları güzel olmuş. Hatırlattınız bana. Bu gece ailemi ziyaret etmem gerekiyor. Ben yokken sodaya bakabilirsin değil mi tatlım? Soda küçük velet. Tabii ki. Siz buralarda herhangi farklı bir şeyler gördünüz mü? Hayır. Güzel ve hayaletsiz, bizim için ürkütücü hiçbir şey yok. Umarım bu şekilde kalır. Görüşürüz. Şöyle çocuğa az ilerlesek. Sodacım sen ne yapıyorsun? Dedim ki önceki yazıları önce bir okudum. Kısa kısa geçtiği için dostlar. Dedik ki gel bakalım selam cana dedik. Maple da dedi ki onu kucağına almak istemezsin. Bit döküntüsü var. Teşekkürler uyardığın için. Anne. Söyle tatlım. Söyle aşkım.
Amcaya iyice baktım. Amcaya iyice baktım ve onun kucağına gitmek istiyorum. Şimdi olmaz. Bugün değil tatlı. Bugün değil kekim. Tamam mı? Bu sabah neyi beklediğimi hatırlıyor musun? Tamam. Endişelenme küçük. Bu sabah doktordan aldığın ilacı alırsan çabucak giderler. Söz mü? Söz. Ben de söz veriyorum. Tamam. Görüşürüz gençler. Soda nasıl oldu? Şu anda küçük bir döküntüsü var. Neyse ki erken fark ettik. Yine de önemli değil. Günde iki kez merhem sürüyoruz. İki veya üç gün içinde temizleneceğini söyledi doktor. Ellerini çok yıkamak zorunda kaldık çünkü görünüşe göre çok bulaşıcı. Aha da korona. Bildiğin korona. Sanırım benim de biraz kolumda var. Çok kaşınıyor. Chuck, sana onunla bu şekilde oynamamanı söylemiştim. Biliyorum ama çok tatlı. Dayanamıyorum. Onu çok seviyorum. Bebeğim. Görüşürüz gençler. Şurada sanki bir şey var gibi yokmuş. Ve bu kattaki sonunda 304. Kapısı açık. Hop bir şey var burada. Yine bir diş. Bir diş daha bulduk. Evet. Bu dişler neyin nesi? İlk dişi o yaşlının odasında bulmuştuk. Evet dostlar, üçüncü katta gel. Üçüncü kata kadar baktık. Zemin, birinci kat, ikinci kat ve üçüncü katı bu bölümde inceledik. Diğer bölümde dördüncü, beşinci katı inceleyip ondan sonra da hikayenin bizi nereye götüreceğine bakacağız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sally Face'in 11. bölümünü benimle beraber çözmeye çalıştınız dostlar. Umarım benim aldığım kadar sizler de keyif almışsınızdır. Bölümün sonunda artık kapanış yapıyorum. Dostlar, TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Zorlu günlerden geçtiğimiz şu zamanda lütfen evde kalın. İhtiyaçlarınızı evden gidermeye çalışın. Sık sık ellerinizi yıkayın. Dışarı çıktığınızda mutlaka yanınızda kolonya bulundurun. Ve aynı zamanda dostlar, elinizle herhangi bir yere temas etmemeye çalışın. Temas etmeseniz bile kesinlikle kafanıza hiçbir yerine dokunmamaya çalışın. Aşağı yukarı ortalama günde 3000 kez kafamıza dokunuyormuşuz. Bunun içerisinde gözler, kulak, dudak, burun, saç, bunların tamamı varmış. Allah korusun diyoruz bu illetten. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun diyorum ve hoşça kalın.